Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis, gerçeğinden farksız, esneyen, yumuşacık bir mandalinalı lokum tarifiyle geldim. Malzeme listesini açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz ve kanalımda birçok lokum tarifi bulabilirsiniz. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle tencereye bir su bardağı taze sıkılmış mandalin suyu ilave ediyorum. Mandalin suyunu sıktıktan sonra tel süzgeçte süzdürerek ekledim. Sonrasında bir çay bardağı normal musluk suyu ilave ediyorum ve çay kaşığın ucu ile limon tuzu ekliyorum. Sonrasında bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve bir çay bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüleri büyük olan bardak 200 mililitre küçük olan ise 100 mililitre normal marketlerde satılan klasik bardaklardır. Bütün malzemelerimi tencereye ilave ettim. Şimdi tel bir çırpıcı ile güzelce topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum ve ocağın büyük gözüne alıp en kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Lokum kıvam almaya başladı. 20 dakika boyunca kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Lokumun gerçek bir lokum ve esneyen bir lokum olabilmesi için ocağın başından kesinlikle ayrılmadan kısık ateşte ve sürekli karıştırarak tam 20 dakika boyunca kıvam aldıktan sonra tam 20 dakika boyunca karıştırıp pişirmemiz gerekiyor. lokumu pişirirken en önemli püf noktası sürekli karıştırmak yani her tarafını eşit bir şekilde karıştırdığınız sürece harika bir lokum elde edersiniz fakat bir tarafını karıştırıp bir tarafını karıştırmayı bırakırsanız lokumunuz kristalleşir Evet şimdi tam 20 dakikamız doldu ve zaten gördüğünüz gibi lokumumuz da çok güzel bir şekilde pişti. Neredeyse sakız kıvamına geldi ve artık karıştırmakta iyice zorlanıyorum. Şimdi tezgah üzerine bir adet yağlı kağıt serip 3-4 damla sıvı yağ ekleyip fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum ve lokumu tam ortasına gelecek şekilde döküyorum. elimle kare formu olacak biçimde bir şekil veriyorum. Lokum oda ısısına geldikten sonra buzdolabının dondurucu bölümüne kaldırıyorum ve yaklaşık 1,5-2 saat kadar donmasına izin vermeden bekletiyorum. Ya da buzdolabının normal gözünde yine 4-5 saat bekletebilirsiniz. Şimdi lokumumu buzluktan aldım. istediğim kıvama gelmiş. Şimdi tezgahın üzerine bir dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve lokumumu bu nişastanın üzerine bırakıp lokumu her tarafını bu nişastaya buluyorum ve sonrasında bıçak ve makas yardımıyla istediğim boyutlarda dilimliyorum. Ben küçük küçük karelere kestim. Sizler istediğiniz biçimde doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lokum o kadar gerçek ki bıçaktan lokumu ayırmakta zorlanıyorum. Bu da gayet normal. Arkadaşlar tarifimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zil seslerinin tümünü açarsanız yeni olan bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.